bu güzel meydanı büyük bir coşkuyla dolduran, alnının terini sanayi tezgahına, önlüğüne damlatan, alnının teriyle çalışan, emeğinin ve hakkının peşinde koşan Gebze'nin, Kocaeli'nin, Bursa'nın, İstanbul'un çok kıymetli emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bizimle birlikte olanlar, hepsinin söyleyip de duyaramadıkları bir dertleri, bir zorlukları, bir çileleri ve çok haklı bir talepleri var. Herkes, bu meydanı dolduran herkes diyor ki, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. 10 bin lira emekli maaşına muhtaç edilen, sesi duyulmayan emekliler bugün burada. 17 bin lira asgari ücret alan, seçim senesinde yılda 4 kez zam yapacağız deyip kandırılan ama bu büyük enflasyon ortamında yılda ikinci enflasyon zammı bile çok görülen, bir yıl boyunca enflasyon karşısında ezilmeye terk edilen emekçiler, asgari ücretliler, hepiniz hoş geldiniz. Sadece emekliler ve emekçiler yok. 2000 lira öğrenci harcıyla barınamayan, geçinemeyen öğrenciler, 1 milyon tane atanmayan öğretmen, Rize'de 17 liralık taban fiyatla kendisiyle alay edilen çay üreticisi, bütün masrafları arttığı halde taban fiyatları maliyetlerini karşılamayan çiftçiler, dükkanını siftahsız kapatan, borcunu ödemek için eşin dostun kredi kartına sarılan esnaflar ve en kötüsü, geçinmek için kazanmak için çalışmak lazımken maalesef Türkiye'nin dört bir yanındaki işsizler, genç işsizler, her yaştan işsizler, güvencesizler, sizler burada hepsinin adına bu meydandasınız. Sesinizi yükseltiyorsunuz. Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yerel seçimlerden bu yana Türkiye'de bir dizi miting yaparak sesini duyuramayanların sesi olmaya, onların sesini duyurmaya gayret ediyoruz. Eğitim mitingi yaptık, emekli mitingi yaptık, çay mitingi yaptık, buğday mitingi yaptık ama her seferinde de uyardık. Temmuz geliyor, hayat pahalılığı var, enflasyon eziyor ve asgari ücrete ve emekli ücretlerine hem enflasyon zammını vermek hem refah payını vermek, emekçinin hakkını vermek, vergide adaleti sağlamak, kuşa dönmüş olan maaşları bir de artan vergi kademelerine kurban etmemek ama özellikle asgari ücrete, enflasyonu
ve refah payını vermek zorundasınız. Bunu yapmazsanız biz bu sesi duyarız, meydanlara çıkarız dedik. Dinlemediler. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Oğlu babasına sorar. Der ki, baba, yoksulluk kaç gün sürer? Babası der ki, 40 gün oğlum, 40 gün sonra geçer. Der ki çocuk, 40 gün sonra zengin mi olacağız? Baba der ki, hayır oğlum, 40 gün sonra alışacağız. İşte yoksulluğa, işte enflasyon karşısında ezilmeye, işte güvencesizliğe alışın diyorlar. Alışmayacağız, alışmayacağız, alışmayacağız. Bugün ülkede gelir adaletsizliği en üst noktaya çıktı. Bugün Türkiye'de en zengin %20 bütün paranın, bütün varlıkların %81'ini alıyor. Ama en yoksul %20 sadece %0.5'ini alıyor. Yani birileri %81'i alırken birileri, bizler, sizler %1'i bile alamıyoruz. Ama işine gelince dedelerimiz Çanakkale'de koyun koyuna yatıyor. İşine gelince hepimiz aynı gemideyiz. İşine gelince birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde. Kardeşim, savaşta, askerde, emekte bu insanlar var ama bölüşürken bu insanlar yok. Yazıklar olsun bu düzene. Yazıklar olsun bu düzene. Türkiye'nin en zengin %20'si 32 bin dolar milli gelirle geçiniyor. Ama en yoksul %20'si 3600 dolar gelirle geçiniyor. Böyle bir ülke, böyle bir anlayış, böyle bir birliktelik olamaz. En tepedekiler ülkelerinde İspanya'yı, İtalya'yı, hatta en üsttekiler İsveç'i, Danimarka'yı yaşarken bu insanlara Lübnan'ı, Venezuela'yı, Çad'ı, Yemen'i, Yemen'deki Çat'taki kadar milli geliri layık görenlere, orada oturun, durun, bekleyin diyenlere şunu söylüyoruz. Hakkımızı almadan durmayacağız ve söke söke alacağız. Söke söke alacağız. Şimdi bu meydanda geçinemeyen herkes var. Herkesin sesini hep birlikte duyurmaya geldi sıra. Eğer herkesin sesini duyar ve hep birlikte sesi yükseltirse başarmamızın önünde hiçbir engel yok. Herkese geleceğiz. Her derdi söyleyeceğiz. Ama öncelikle yıllarca emek vermiş, çalışmış, alın teri dökmüş, göz nuru dökmüş, dirsek çürütmüş ve en sonunda emekli olmuş insanlarımızı bugün dünyanın en düşük emekli maaşlarına muhatap ediyorlar. Bugün Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde
1,5 asgari ücret düzeyinde olan en düşük emekli maaşı bugün 0,6 asgari ücret düzeyindedir. Bu düzen büyük bir yoksulluk, büyük bir açlık getirmiştir. Bugün için bütün emeklilerin maaş ortalaması 12.700 liradır. Ve bugün Türkiye'de verilen emekli maaşının yabancı dillere tercümesi yoktur. Yabancı devlet adamlarıyla konuşurken nüfusun çok önemli bir kısmının 270 euroyla geçinmek zorunda olduğunu söylediğimde muhataplarım dönüp tercüme hatası sanıyorlar. Dil hatası sanıyorlar. 2.700 lira diyorlar. Ama Türkiye'deki en düşük emekli maaşının 270 euro olduğunu duyunca inanamıyorlar. Enflasyon %75 iken emeklilerin derdini konuştuğumuz gibi kademeyi de konuşacağız. Stajı da konuşacağız. Kısmi emekliliği de konuşacağız. Ancak ilk önce bu mitingin buraya gelme amacı olan geçinemeyen herkesin derdini dile getireceğiz. Emeklilerin sesini duyuyor musunuz? 270 euroluk sefalet maaşına isyan ediyor musunuz? Emeklinin hakkını söke söke alacak mıyız? Size söz veriyorum. Önce emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında her emekli en az 1,5 asgari ücrete kavuşana kadar durmayacağım. Hep beraberiz, hep beraber başaracağız. Bugün burada böyle büyük bir kalabalıkla buluşmamızı sağlayan il başkanımız, kentin 3 değerli milletvekili bizimle birlikte. Gebze, Kocaeli'deki organize sanayilerden 10 tanesini etrafında bulunduran Gebze, sendikal mücadelenin geçmişte en önemli örneklerini veren bu emek kenti. Biz buraya gelirken çağrımızı duyan, telefonla kendilerini davet ettiğim 3 konfederasyonun, DİSK'in, Türk İş'in ve Hak İş'in değerli başkanlarına, onların bu bölgedeki Kocaeli'nde, İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de, Manisa'daki bütün temsilcilerine, işçi, emekçi alın terinin karşılığını alsın diye emeği örgütleyenlere ve örgütüyle birlikte mücadele eden işçi sınıfına selam olsun sizlere, selam olsun. Bugün tüm sendikalar bir ortak talepte birleştiler. Öncelikle vergide adalet istiyoruz. Yani yılbaşında vergi maaş başlayıp da daha 3. ayda
kuşa dönmesin istiyoruz. Asgari ücretten büyük mücadelelerle vergi kaldırıldı. Ama bugün asgari ücret kadarki kısım hesaplamalara dahil edildiği için daha Nisan ayında maaşlar erimeye başlıyor. Bugün 17 bin liralık asgari ücret ilk verildiği gün, yani Ocak ayında 9 gram altın alırken şu an asgari ücret 7 gram altın alabiliyor. Asgari ücret o günden bugüne 3850 lira eridi. Yani Ocak ayındaki 17 bin lira artık o 17 bin lira değil. Bugünkü 17 bin lira Ocak ayındaki 12 bin, 13 bin liraya denk geliyor. Ve diyorlar ki enflasyon farkı vermeyiz. Enflasyon farkı vermezseniz Ocak'tan bugüne emekçinin maaşından 11 kilo kıymayı çaldınız. Ocak'tan bugüne emekçinin maaşından 24 kilo pirinci çaldınız. Ocak'tan bugüne %75 enflasyonun olduğu bu ülkede aynı maaşla geçin diyenlere sesleniyoruz. Enflasyon farkı hakkımızdır. Refah payı hakkımızdır. Türkiye emekçi sınıfı bundan sonra hakkını sizde bırakmayacak, hakkını söke söke alacaktır. Söke söke. Bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerin de kulağı burada. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisi dediği çiftçiler çok zor durumdalar. Maliyetler iki katına kadar artmışken ürünlerine verilen fiyatlar masraflarını dahi karşılamıyor. Tarlalar ipotekli ve tarlalar teker teker satılıyor. Türkiye AK Parti döneminde Hollanda kadar toprağını ekilir dikilir olan arazilerini kaybetmiş durumda. 500 bin çiftçi tarımı bıraktı. 500 bin çiftçi kayıp. Her 4 gençten tarımla uğraşan 3'ünün gözü maaşlı bir işte. Yani gözü yolda. Toprağını, tarlasını arkada bırakıp gözü yolda bir maaşlı işte. Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 58. Yani kendine yeten bu güzel ülke artık karnını doyurmak için dışarıdan ithalat yapmak zorunda. İşçilerin, köylülerin hakkı verilmediği için bu sene 410 milyar lira gayri safi milli hasılanın %1'i desteklemeye ayrılması gerekirken 1/5'i teklif edildiği için bu büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca bu çiftçiler doymadıkları gibi, geçinemedikleri gibi yaratılan sıkıntı ülkede büyük bir gıda enflasyonuna sebebiyet veriyor. Onun için yaşamak için yaşatmalılar, doyurmak için geçirmeliler. Bu meydandan Türkiye'nin bütün çiftçilerine selam olsun, selam olsun. Bir yılda İşsiz kişi sayısı 1 milyon 200 bin arttı. Geniş tanımlı işsizlik 11 milyona ulaştı. Ve resmi işsizlerin %90'ı işsizlik sigortasından yararlanamıyor. İşte bu yüzden
işsizlik sigortasından yararlanmayan %90'ın, iş isteyip bulamayan 11 milyonun sesi olmak, onlarla birlikte hak aramak için bu meydanlardayız. Çalışan, okuyan, atanmayan öğretmene, İktisat Fakültesi öğrencisinden lise mezunu gencimize kadar ne kadar geleceğinden endişeli, istihdamda olmayan ve kendi kaderine bırakılmış gencimiz varsa, Gebze'den, Emeğin Kenti'nden hepsine selam olsun. Hepsine selam olsun. Bugün 552 bin esnaf son 6 yılda kepenk kapattı. 500 bin çiftçi kayıp, 500 bin esnaf kayıp. Maalesef bu sene 32.930 esnaf şu ana kadar iflas etti, kepenk kapattı. Borç da ödeniyor. Elin, eşin, dostun kredi kartlarıyla borçlar kapatılmaya çalışılıyor. Maalesef esnafımıza el uzatması gereken Halk Bankası yandaşları fonluyor. Zenginlere uygun krediler veriyor. Ancak esnaf kefalet kredisine bile ödendiği sırada faiz artışı yaptırıyor. Esnafa bunu reva görenler yandaşa servet aktarıyor. Esnafımızın da geçinemeyen, küçük esnafın da geçinemeyen herkesin de sesi olmaya geldik. Gebze'mizden selam olsun. Bugün burada sadece gri yakalılar yok. Bugün burada beyaz yakalılar var, mavi yakalılar var, gri yakalılar var. Ama ortak özellikleri şu: yakasının rengi ne olursa olsun iki yakası bir araya gelemeyen, aldığı maaşla geçinemeyen, borçlarını ödeyemeyen, evlatlarına iyi bir gelecek hazırlayamayan emekçiler var. Emekçi tersanede de olsa, fabrikada da olsa, madende de olsa, plazada da olsa emekçi emekçidir. Türkiye'nin bütün emekçileri, birleşin ve hakkınızı alın. Söke söke alacağız. Söke söke alacağız. Bu ülkeyi yönetenler iki gün önce büyük müjdelerle gri listeden çıktığımızı ilan ettiler. Sanki bir dinleyin onları, bizi gri listeye sokan İsmet Paşa'ymış gibi anlatıyorlar. Sanki gri liste Ecevit'ten, İnönü'den, Demirel'den, Özal'dan kalmış gibi anlatıyorlar. Daha 3 yıl önce Türkiye'yi gri listeye sokan bu iktidardır. Bugün güç bela bütün emeklerimizle gri listeden çıkılınca bunu başarı gibi anlatıyorlar. Gri liste dediğin Burkina Faso'dur. Gri liste dediğin Yemen'dir, Suriye'dir, Çat'tır, Eritre'dir ya da Haiti'dir. Gri liste zaten yoksulların, sürünenlerin ve kara para cennetlerinin olduğu ülkelerdir.
bugün oradan çıkmak övünç vesilesi değil, 3 yıldır bu güzel memleketi orada tutmak utanç meselesidir. Bunu başarı diye anlatanlara yazıklar olsun. Yarın 1 Temmuz. Yarın size zam var mı? Yarın size zam yok. Ama neye zam var? Elektriğe zam var. Elektriğe %38 zam var evde. Elektriğe %38 zam var dükkanda. Elektriğe %30 zam var tarlada. Ve elektriğe zam gelince iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Göreceksiniz. Bütün Türkiye'de su zamlanacak. Bütün Türkiye'de ekmek zamlanacak. Süt zamlanacak. Her şey zamlanacak. Ama sadece asgari ücretliye zam vermemeye çalışan bir anlayış var. Ve bunu enflasyonla mücadele diye söylüyorlar. Açık söylüyorum. Eğer enflasyonla mücadele alın terini, parasını ödememekle olacaksa yazık olsun, yazıklar olsun öyle mücadeleye. Bundan sonra mücadele emeklinindir, emekçinindir, hepimizindir. Şimdi hep beraber buradan 5-4 büyük talep ve bu işi nasıl çözeceğimizi haykırmak durumundayız. 1. Yarından tezi yok. Şunu hep beraber konuşalım ve buradan bir büyük kararlılığı haykıralım. Asgari ücret verildiği günden bugüne neredeyse 4000 lira kaybetti. Bugünkü 17 bin lira, o günkü 13 bin lira. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam istiyoruz. En az enflasyon kadar artış istiyoruz. Ve biz yüzde enflasyon rakamını beklemeksizin 25 bin liranın altındaki bir asgari ücreti asla kabul etmiyoruz. Buradan Ankara'ya kaldırın elleri. 25 bin liralık asgari ücret alınana kadar mücadeleye söz mü? Söz mü? Söz mü? Emekliler 10 bin liraya geçinebilen var mı? Var mı? Kaldır elleri. Emekliye bir asgari ücret alana kadar mücadeleye söz mü? Söz mü? Söz mü? Kaldır elleri. Çiftçiler hakkını alana kadar, çiftçi borçlarının faizleri silinip desteklemeler verilene kadar Türkiye'deki bütün çiftçilerin, köylülerin yanında mücadeleye söz mü? Söz mü? Esnaflar perişan, iflasta, esnafın borcunun faizi silinene kadar esnafa bu ana parası bölünene kadar yandaşa değil
esnafa can suyu verilene kadar mücadeleye söz mü? Söz mü? Parayı nerede bulacaksın? Biz gittik, anlattık, gösterdik. Dedik ki vergide adalet istiyoruz. Göreyim vergide adalet bankartlarını. Vergide adalet istiyoruz. Bu ülkede verginin %90'ını sizler ödüyorsunuz. %68 dolaylı vergi. Fabrikatör de olsan, fabrikadaki güvenlik de olsan, elektriğe, suya, telefona, süte, ekmeğe, makarnaya aynı vergi. Ama istediğin kadar zengin ol, aynı vergi. İstediğin kadar yoksul ol. Birazdan sırası gelmeden olmaz, indir. Sırası gelecek, kızıyorlar, indir. Kaldır diyeceğim, indir. İndir, ben kaldıracağım. Hep birlikte alkışlayacağız. Sırası gelsin. Bak, kızıyorlar arkadan. İndir, kapat. Bak arkana. Kapat onu. Ben de sizi seviyorum. Şimdi vergide indir onu, indir. Ben söyleyince kaldırın. Bak, arka taraf rahatsız oluyor. İndir. İndir. Tek tek söyleyeceğiz, hep birlikte alkışlayacağız. 1. 68 lira dolaylı vergi. %68. %21 sizin maaşlardan vergi yaptı %89. Geri kalan fabrikatörler, üreticiler, ihracatçı, ithalatçılar, holdingler, müteahhitler, yandaşlar %11, siz %89. Bunu tersine çevirene kadar mücadele edeceğiz. Sizin hakkınızı, o sizin hakkınızı, parayı kazanıp kur korumalı mevduattan milyarları kazanıp cebine koyanlara, siz sürünürken krizi fırsata çevirenlere teker teker o paraları alacağız. Bu ülkede adaleti getireceğiz. Söz veriyorum. Şimdi Ankara duysun. Hep beraber sesleniyoruz. Vergide adalet. Vergide adalet. Vergide adalet. Vergide adalet. Vergide adalet. Vergide adalet. Ey Ankara! Ey ülkeyi yönetenler! Ülkeyi yöneten! Milletin bıçak kemiğine dayandı. Artık bizde sıkacak kemer kalmadı. Artık kemer sıkmayacağız. Artık hakkımızı alacağız. Mücadele edeceğiz. Şimdi öncelikle bu mitingin ana temasını hep birlikte aykıralım. Bu miting geçinemeyenlerin sesidir. Geçinebiliyor musunuz? O zaman hep birlikte söyleyin. Duymayanlar duysun. Geçinemiyoruz.
Geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Bakın, buradan sesleniyorum. Biri çıkmış, önümüzde 4 yıl seçimsiz bir dönem. Biri çıkmış, erken seçim istemek hainliktir. Bakın, buradan, bu meydandan önce şu sesi duyun. Geçinemiyoruz. 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 Ve size uyarım şudur. Geçim olmazsa seçim olur. Geçim olmazsa seçim olur. Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, ey Cumhur İttifakı, Gebze'yi duy. Ya geçim ya seçim. Ya geçim ya seçim. Eğer hakkınızı vermezlerse, asgari ücrete zam vermezlerse, emekli maaşını arttırmazlarsa, sesinizi duymazlarsa mücadeleye var mıyız? Hakkınızı söke söke almaya var mıyız? O zaman şunu söylüyoruz. Eğer geçim yoksa seçim var. Ben sorayım. Kaldır elleri. Ankara, geçim yoksa seçim var. Geçim yoksa seçim var. Geçim yoksa seçim var. Gerisini siz düşünün. Gerisini siz düşünün. Şimdi bu meydan bütün sesini duyurmak isteyenlerin meydanıdır. Öncelikle 1999'da bir yasa çıkmış. Önce EYT olmuş. Büyük mücadelelerle çözülmüş ama şimdi bir gün geç kaldı diye 17 yıl çalışsın diyenler var. Onlara emeklilikte adalet diyoruz, kademe diyoruz, alkışlarımızla destek veriyoruz. Emeklilikte kademe isteyenleri destekleyenler kocaman bir alkış yapsınlar. Burası emek kenti Gebze. Burası alın terinin akıl terine karıştığı kent Gebze. Yıllarca buralarda öğrenciler staj yaptı. Öğrenciler gittiler, staj yaptılar ya da Anadolu'nun dört bir yanında çıraklık yaptılar. Ama emeklilikte onların girişini saymıyorlar. Gebze'den Türkiye'deki bütün staj ve çıraklık mağdurlarına selam olsun. Kaldır şimdi.
Bakın, emekli olurken dediler ki kısmi emekli olacaksınız. Para bulun dediler. Gidip bankadan kredi çektiler. Eşten dosttan altın borçlandılar. Anasının malını satıp oraya koyan oldu. Ama kısmi emeklilik yapmadılar. Mağdur ettiler ve iflasa, icraya sürüklediler. Kısmiye adalet isteyen, emeklilikte yaşa takılanların, kısmiye takılanlarına selam olsun. Bir destek de onlara verelim. Bu arada Lezita işçileri direniyor. Kayyuma itiraz ediyorlar. Buradan Türkiye'de nerede direnen, mücadele eden, hakkını arayan işçi varsa hepsine Gebze'den selam olsun. Bugün burada biz hep beraber kabuğumuzu kırdık. Zincirlerimizi kırdık. Sokakları çok görenlere, meydanları boş görenlere, boş görmek isteyenlere inat. Kalktınız geldiniz. Hakkınızı aramaya geldiniz. Ekmeğinizin peşine koşmaya geldiniz. Alın teriniz için geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bundan sonra her biriniz için mücadeleye devam edeceğiz. Bütün Türkiye'ye buradan sesleniyoruz. Vergide adalet olana kadar servet sahipleri servetine göre vergi verip çok kazanan çok, az kazanan az, kazanmayanlar artık vergi vermeyene kadar çok kazanandan çok alınacak, az kazanandan az alınacak, servet sahibinden ona göre alınacak ve emekçiler hakkını alacaklar. Bu mücadeleyi başlatıyoruz. Buradan sonra nereye çağrılırsak koşa koşa gitmeye, meydanları doldurmaya, sokakları arşınlamaya, aşındırmaya ve hakkımızı almaya ant içiyoruz. Hep beraber şunu aykıralım. Hep beraber aykıralım. Zam hakkımız, söke söke alacağız. Temmuz zammı hakkımız, söke söke alırız. Gebze'den bütün Türkiye'ye umut oldunuz. Buradan bütün emeklileri, bütün emekçileri, bütün esnafları, bütün çiftçileri selamlıyorum. Bu meydan güçlü bir alkışla Türkiye'ye umut ver. Hepinizi seviyorum. Sizin için çalışacağız. Sizin için başaracağız. Zam hakkımız, söke söke alacağız. Söke söke alacağız.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Yolunuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Esitaş işçileri, 145 işçi işten atılmış. Kod 49 denen alçaklığa uğramışlar. Onlara da bir dayanışma alkışı alayım. Yolunuz açık olsun. Emekçileri seviyoruz. Emeklileri seviyoruz. Hepinizi seviyoruz. Hep birlikte başaracağız. Çok teşekkür ediyoruz ve formamızın takdimi için Sayın Genel Başkanımıza, Kocaeli Spor ve Gebzos Spor formalarımızın takdimi için İl Başkanımız Bülent Sarı, Gebze İlçe Başkanımız Gökhan Orhan'ı buraya davet ediyoruz. Milletvekillerimiz, bayrakları görelim, bayrakları. Bu ne güzel Gebze. Hak verilmez alınır diyenlerin, hak verilmez alınır diyenlerin, bu uğurda dönülmeze gidenlerin, bu uğurda dönülmeze gidenlerin. Gebze Spor atkımızla Genel Başkanımıza büyük bir alkış. Bizden önce can vermiş yiğitlerin ve Kocaeli Spor'umuzun atkısı. Tekrar etmeye geldik, destanını tekrar etmeye geldik. El ele kol kola olmuş. Evet, Kocaeli Spor'umuzun atkısını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün takımlarımıza başarılar. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Meydan, bu meydan. Saraylar, saltanatlar onların, meydanlar bizimdir. Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gebze'den, işçinin, emekçinin meydanından, daha güzel günlerde